Merhabalar. Kuksa yapımı ile ilgili bu ikinci video. İlk videoda kuksa ile ilgili genel bilgilerden, ağaç seçiminden ve de temel kurallardan bahsettik. Şimdi bu bölümde de bir parça bu masanın üzerinde gördüğünüz kuksa yapımı ile ilgili aletlerden bahsediyor olacağım. Aletler konusunda hani eskiden ben hatırlıyorum hani bir kaşık bıçağını yurt dışından bulabilmek için çok fazla emek sarf ederdik. Şimdi onlarca farklı tedarikçi var. Çin'den gelenler var. Belli başlı markalar var. Yerli ustaların yaptıkları var. Çok fazla alet var. Böyle olunca da arkadaşların kafası karışıyor. Sanki böyle çok zor bir şey gibi, çok pahalı bir şey gibi algılar oluşmaya başlıyor. Bakalım hani burada bu kadar alet olduğuna bakmayın. Temelde hani neler gerekiyor? Deri videosunda da aynı şekilde anlatmıştım. Temelde neler gerekiyor? Size onlardan bir bahsediyor olacağım. Kuksa yapımı öncelikle hani kolay bir şey değil. Ve şunu bilmeniz gerekiyor ki hani keskin aletlerle, balta gibi, testere gibi, bıçak gibi, kaşık bıçağı gibi keskin aletlerle çalışmak her zaman belli bir risk içeriyor. Dolayısıyla hani buna bir oyun gözüyle çok fazla bakmamak lazım. Ciddiye almak gerekiyor. O yüzden hani aletler önemli ama en önemlisi bizim için güvenlik. Bir kere hani bir kuksa yapmaya niyetlendiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka bir elinize eldiven takıyor olmanız gerekiyor. Hangi elinizi hani kullanıyorsanız o elinizde bıçağı tuttuğunuzu düşünüyorum. Diğer elinizde mutlaka bir eldiven olması gerekiyor. Ben hani biliyorsunuz deri eldivenler tercih ediyorum ama İş eldivenleri de olabilir. Daha ucuz güderi eldivenler de olabilir. Bir şekilde kullanın. Çünkü bakın eğer görebiliyorsanız benim hani kuksa için kullandığım eldivenin parmakları hep kesikler dolu. Bazen o kadar hani böyle keskin şeyler bakın eldiveni yarmışım geliyor ki. Bakın burayı mesela tam elimin içine gelen kısım burayı yarmışım. O kadar bazen derin kesiler geliyor ki Allah'ım diyorum eldiven olmasaydı uçurmuştuk. Dolayısıyla bir eldiveni mutlaka bulundurun. Hani markası, modeli çok hani böyle değerli bir şey almanıza gerek yok ama sizi bıçak kesiğinden koruyacak bir eldiveninizin mutlaka olması gerekiyor bu cepte. Diğer nokta tabii ki bir ağacı kesecekseniz hani daldan hani bir şekilde ağaç dalından kesecekseniz mutlaka bir testere gerekiyor. İlla böyle bir katlanan testere olması şart değil. Yanınızda taşımak kolaylığı olan herhangi bir testere de olabilir. Bir testereye ihtiyacınız var. Testere şu noktada da ihtiyacınız olacak. Kuksayı yaparken bir kare blok düşünün. Sağını solunu bazen güzel testereyle keserek aslında bıçak kullanmadan da veya bıçak kullanımından tasarruf ederek de güzel böyle parçaları eleyebilirsiniz. Parçaları inceltebilirsiniz. O yüzden bir testere şart. Dişleri tabii ki ağaca uygun. Biraz daha kalın bir testere mutlaka bakın hani bunda testere gerekiyor bir şekilde. Mutlaka bir testerenizin olması gerekiyor. Şimdi bir diğeri iyi bir baltanızın olması gerekebilir. Neden gerekebilir bahsedeyim. Balta geleneksel kuksa yapımında tabii ki çok fazla kullanılıyor. Bu büyük baltalardan değil. Özellikle böyle işte 20 santim olan baltalar ya da en fazla 30-45 santim arası olan tek elle kullanabileceğiniz baltalar kuksa yapımı için kullanılabilir. Bunda mesela çok yerli baltalar, çok keskin olmayan baltaları kullanmamak gerekiyor. Bu işte hep anlatıyorum ya neden yurt dışından gelen baltalara işte 400-500 lira para veriyoruz. Gerçekten onların keskinliği, ağız yapıları bu yontma işleri için çok elverişli. Keskin olmayan bir baltayla kuksa yapmaya çalıştığınız zaman her vurduğunuzda kesmek yerine kuksayı ezecektir, ağacı ezecektir ve siz fark etmeseniz bile ağacın içinde çatlaklar oluşturacaktır, mikro çatlaklar oluşturacaktır. Bu çatlaklar kuruma sırasında daha da büyüyecek ve kuksanızın çatlamasına sebep olacaktır. O yüzden keskin bir balta kuksa yapımındaki bazı kısımları kolaylaştırır. Ama baltayla yapacağınız işlerin birçoğunu aslında testereyle de yapabilirsiniz ve daha garanti yapabilirsiniz. Eliniz eğer baltaya alışık değilse kuksanın son noktasında atıyorum işte şu kısmını alırken vurduğunuz zaman burayı çok derin girip kuksanın şeklini bozabilirsiniz. Çok fazla parça kopartabilirsiniz. Dediğim gibi çatlamasına özellikle şu kısımlara geldiğiniz zaman kırılmasına sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla balta ile bir yetkinliğiniz yoksa ya da iyi bir baltanız yoksa testere ile de baltanın yaptığı işi yapabilirsiniz ki o yetkinliğiniz yoksa ben size testere kullanımını tavsiye ederim.
Bu da balta ve testere noktası. Ondan sonra ilk ihtiyacımız olan şey kuksayı kaba hatlarını, bakın kaba hatlarını yok, kaba hatlarını yontmak için bir bıçak. Nasıl bir bıçak? Çok kalın orman bıçakları yontma işleri için ideal değildir. Bir ağız açıları ister istemez çok geniş olduğu için çok büyük parçalar kopartırlar ve de bileğinizi çok fazla bir süre sonra yorarlar. O yüzden kalınlığı en fazla 2,5, bakın 2,5, maksimumda 3 milim olacak bir bıçak, kabaca bir bıçak size gerekiyor. Genelde mor aknenin bıçakları bu 2,5 milimi korurlar ve yontma için, ağacın kabasını yontmak için çok idealdirler. Şimdi burada ileride göstereceğim bir bıçak tipi daha var. Bunları da yontma bıçağı deniyor. İkisinin arasındaki farkı şöyle göstereyim. Bu çok daha keskin, çok daha ince olan bir bıçak. Kaba işlerde bunu çok fazla kullanmamak gerekiyor. Neden kullanmamak gerekiyor biliyor musunuz? Bıçağa güç verdiğiniz zaman o kadar keskin ve ucuna geldiği zaman da çok daha keskinliği artıyor. Sürtünme kuvveti azaldığı için bir anda çok fazla hızlı bir şekilde kesebiliyor. Dolayısıyla tehlike arz edebiliyor. Bu ince bıçağı kuksanın ileriki aşamalarında daha küçük küçük hareketlerle kuksadaki düzeltmeleri yaparken ve ince yerleri yaparken kullanacağız. Birazdan bahsedeceğim. İlk etapta bize kabaca bir bıçak etrafının kabasını almak için yeterli. Bakın bu noktada Murat arkadaşım, Murat Tuncer uyardı. Bazı arkadaşlar işte falçata, maket bıçağı kullandıklarını söylüyorlar. Çok tehlikeli. Çünkü ağaca büyük bir baskı uyguluyorsunuz. Kırılabilen falçata gibi bir bıçak kullanmak onun kırılıp size gelmesine, elinize gelmesine, sıçrayıp yüzünüze gelmesine sebep olabilir. O yüzden tek parça, tek parça ve 2,5-3 milim kalınlığında bir bıçak gerekiyor. Mutlaka olması lazım. Şimdi bahsetmişken ince bıçaktan da bahsedeyim. Bir de yontma bıçağı olarak tabir edilen ince bıçaklar var. Bu bıçaklar dediğim gibi kabasını yontmak için değil, genelde ince işler yapmak için. Nedir ince işler? Bakın şu kısımdaki yeri verebilmek için büyük bir bıçakla yapmaya çalışırsam bıçak bakın kendi içinde dönmeyecektir. Böyle yerler için flört bıçakları denir. Narex'in güzel var. Mesela mor aknemin çok iyi ama Türkiye'de çok fazla bulamıyoruz. Bakın buraları çok rahatlıkla bu bıçağın ucuyla çok rahatlıkla alabiliyorum. Bu kısımlarıyla çok rahatlıkla oyma işlemlerini, inceltme işlemlerini yapabiliyorum. Çok böyle ele oturan güzel bir bıçak. Bu bıçaklardan bir tane gerekiyor. Mutlaka ince bıçaklar, ince yontma bıçaklarından mutlaka gerekiyor. Bu bıçağın bir de kısası var. Hani olmayabilir, olabilir. Kısası da bazı yerlerde kısa olması daha güzel. Avucunuzun içine alıp daha böyle ince işler yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla eğer almak istiyorsanız kısasını da alabilirsiniz. Ama uzun olan bir yontma bıçağı mutlaka yine olması gerekenlerden biri. Şimdi gelelim en çok kullandığımız yuvarlak başlı kaşık bıçaklarına. Kaşık bıçaklarından temelde 3 farklı kaşık bıçağı göreceksiniz. Bir tanesi ağzının biraz daha geniş açılı olan bıçak. Bir diğeri, bunlara deri kılıflar önemli, tam bir C şeklinde olan bıçak. Bu tek taraftan kesiyor. Eğer bulabilirseniz bunların iki taraftan da keseni var. Mesela bu iki taraftan da kesiyor. Elinizin durumuna göre çok farklı açılardan kesmeniz gerekebilir. Tek taraftan kesen de olur. Tam bir C olanlar ve bir de onun daha ince açılı olanı. Bakın şöyle hepsini bir arada tutabilirsem göstereyim. Açısı geniş, açısı daha dar ve açısı iyice dar ve de uç kısmı iyice inceliyor ki içteki ince noktaları alabilsin. Başlayalım tek tek. Bu bıçak ne kadar genişse o kadar kuksa yapımı için uygun olmaktan çıkıyor. Çünkü kuksanın dibine girme, dibine tam nüfuz etme şansı azalıyor. Bunu genelde kaşık yapacaksanız, yani daha az derinliği olan şeyler yapacaksanız ideal. Eğer kuksa yapacaksanız bu kadar genişini almanıza gerek yok.
Dolayısıyla çok 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 boyda bir kaşık bıçağı gerekli değil. Şimdi kalıyor elinize darı ve genişi. Yine diyorum eğer hani paranız varsa ikisini de alabilirsiniz. Çünkü ikisinin de hani bazı noktalarda kullanımında farklılık gösteriyor. Ama çok fazla param yok. Tek bir tane alacağım diyorsanız orta genişlikte olan bir bıçağı almanızı tavsiye ediyorum. Bu şart. Hani bir eğer yuvarlak böyle bir kaşık bıçağı dediğimiz hook knife dediğimiz bıçağınız yoksa kuksa yapamazsınız. Dolayısıyla bir tane şart. Bunda iki tane ana marka karşınıza çıkıyor. Bir tanesi Mor Aktif, bir tanesi Narex. Narex Mor Aktif'e göre çok çok daha kaliteli. Mor Aktif biraz daha basit yapmış. Narex'in hem tutuşu hem de çeliğinin kalınlığı çok daha fazla kaliteli. Dolayısıyla bundan bir tane ya da yerli ustaların yaptıklarından bir tane bulunduruyor olmanız gerekiyor kaşık bıçakları. Bunların bilenmesiyle ilgili çok fazla aletlerin bilenmesi, özellikle kaşık bıçaklarının bilenmesiyle ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Bununla ilgili bir Emin Usta ile video çekmiştik. Emin Usta ile yaptığımız video Sercan sanıyorum YouTube kanalına yükledi. Oradan bakabilirsiniz. İki tane teknik var ama keskin oluyor olması, bütün aletlerin az önce bahsettiğim bıçakların da keskin oluyor olması çok önemli. Çünkü ne kadar az keskinse o kısa hem kuksaya zarar verir hem de daha çok güç uyguladığınız için kendinize zarar verir. Bunlar kaşık bıçakları. Özetliyorum bir tane kaba bıçak, bir tane ince bıçak ve bir tane de mutlaka kaşık bıçağının elinizde olması gerekiyor. Etti size 3 tane bıçak. Şimdi gelelim iskarpelalara. Bu ara iskarpela böyle yapımı moda oldu. Hani ustalar çok yapıyor, çok da fazla kullanıyorlar. Şimdi bir kere iskarpela kullanacaksanız, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Iskarpela kullanacaksanız kuksanızı masaya ya da bir tezgaha sabitliyor olmanız gerekiyor. Yani iskarpela bir elinizde kuksayı tutup bir elinizde bu şekilde oyacağınız bir şey değil. Bunu yapar iseniz benim yıllar önce yaptığım gibi aynı bu şekilde evde yaparken buradan kaydırıp tam bu elinde gördüğünüz iskarpeleyi buraya sapladım. Ve şurada belli oluyor mu bilmiyorum yaklaşık böyle bir 4-5 dikişlik çok ciddi bir kese oldu. Buraya değil de bileğime gelseydi çok daha büyük riski olurdu. Hiçbir iskarpela kendi başına böyle elde şundan göstereyim deve boyun dedikleri bu şekilde kullanılmaz. Çünkü bu şekilde kesmez. İskarpeleyi kullanmak için kuksanın sabitlenmesi gerekiyor. Sabitledikten sonra iki elle birlikte oyulması gerekiyor. Eğer sabitleyecek bir yeriniz yok ise, kuksayı bir atölyede değil bir ormanda yapıyorsanız iskarpele almayın. Bence de çok fazla gerek olmayabilir. Ama yine anlatalım. Bak, iskarpelerde 2-3 çeşit iskarpele var. Ben normalde eğer atölyede sabitleyerek bir kuksa yapacaksam öncelikle düz iskarpeleyle başlıyorum. Çünkü düz iskarpele zaten ilk başta başlarken herhangi bir kuksanın eğimli olmasına gerek yok. Bunu üzerinden bakın arkasından vurmuşum zamanında. Bunu üzerinden vura 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 belli bir oyuğu oluşturuyorum. Belli bir oyuğu oluşturduktan sonra benim hep kullandığım biraz daha eğimli deve boynu dedikleri biraz daha eğimli bir iskarpeleyle yine almaya başlıyorum. Ha, bu noktadan sonra artık zaten şeye geçebilirsiniz. Kaşık bıçağına geçebilirsiniz. Bir de yine şu şekilde iskarpelalar var. Bunlar da iyice böyle güç harcayarak, bakın iyice güç harcayarak içini oymadır. Ben şunu da size söylüyorum. Bunlar sadece ve sadece kuksanın ilk başından itibaren biraz daha yorulursunuz ama kaşık bıçağıyla da çok rahatlıkla içini oyabilirsiniz. Eğer benim hani param yok arkadaşım ve ben kuksamı sabitlemeden sadece ormanda yapacağım diyorsanız iskarpeli almanıza gerek yok. Aha ben atölyede yapıyorum. Kuksanı çok güzel sabitleyebiliyorum. Neyle sabitleyebilirsiniz? Genelde çok büyük şeylere gerek yok. Şu gördüğünüz işkencelerle iki tarafından ahşap bloğu sabitleyebilirsiniz. O zaman iskarpeli alabilirsiniz. Ama ben onda da genelde vurmalı iskarpelaları tercih ediyorum. Bunu elle kullanırken bunu çekiçle yani vurarak kullanıyorsunuz. İlk aşamada çok işinizi kolaylaştırır. Yani ilk kaşık bıçağıyla böyle ince ince yontmak yerine tak 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 bütün böyle çevresini döndürüp alabilirsiniz. Iskarpelalarda bu şekilde sabitleme imkanınız yoksa iskarpele almanıza gerek olmayabilir. Peki artık geliyoruz hani son noktaya. Kuksada da
işinizi kolaylaştıracak en sona geldiğiniz zaman yöntemlerden bir tanesi de törpülemek. Kalın ahşap törpüleri bazı noktalarda çok işinize yarayacak. Nerelerde? Artık sonlara geldiğiniz zaman, yani şu kenarındaki inceliği vermeye başladığınız zaman bıçak kullanmak çok riskli. Çünkü eğer elinize hakim değilseniz buralarda alacağınız büyük bir kesik kuksanız o zamana kadar ki bütün emeğinizi gitmesine sebep olur. Dolayısıyla bu noktaları inceltmek istiyorsanız çok kolaylıkla bu törpüyü kullanıp buralarını inceltebilirsiniz. Şu kısımlarda çalışmak çok kolay değildir. Yine buraları da törpüyle çok güzel böyle alt kısımlarının oyuklarını yapabilirsiniz. Törpü çok ucuz. Hani dışarıda var böyle bir 20 liraya 30 liraya falan törpü alabiliyorsunuz. Törpü mutlaka alın. İnceltme işlerinde çok işinize yarayacaktır. Onun dışında artık hani bakıyorum anlatmanın bir malzeme kaldı mı? Bir bıçağım daha var, ondan da bahsedeceğim. Onun dışında bazı arkadaşlar kuksanın dışının ve içinin tamamen böyle pürüzsüz olmasını istiyorlar. Kuksanın içinin pürüzsüz olması önemli. İçini yaparken belli bir hani 40-50 kumlardan başlayarak kalın bir zımparadan ince zımparaya doğru içini ne kadar pürüzsüz yaparsanız o kadar az içeceğinizi emecektir ve daha güzel gözükecektir. Dışını da yine aynı şekilde zımpara kağıdıyla zımparalayabilirsiniz. Ama ben dışını mesela şu kuksada gördüğünüz gibi genelde böyle bıçak izleri olacak şekilde seviyorum. İçini zımparalarken dışında bıçak izlerinin olmasını önemsiyorum. O yüzden bir zımpara kağıdı da yine gerekiyor olabilir. Son bir bıçağım daha kaldı. O da chip carving dediğiniz chip çıkartan, bıçağın kuksanın üzerindeki dekor vermenizi sağlayan bıçaklardan bir tanesi. Bununla çok fazla yontma yapmıyorsunuz. Ama bu şekilde, bu ucu çünkü önemli olan ucu böyle aşağıya doğru düz ve sivri olması. Bu şekilde içinden chip çıkartarak kuksanıza gerekli dekorları verebilirsiniz. Şart mı? Şart değil. Dolayısıyla varsa kullanabiliyorsunuz. Şimdi kuksa ile ilgili hani genel kurallardan bir tanesi önce ağaç bir blokken içini oymak daha kolaydır. Önce içini belli bir seviyeye kadar oymak, daha sonradan da etrafını almak üzerine geçer. Ben yine ilk videoda da söyledim. Denemek. Yani hangi alete ihtiyacınız olduğunu anca deneyerek anlayabilirsiniz. Şeyi çok fazla seviyorum. Yani büyük kuksa yapmak evet güzel ama zor. Ona alternatif olarak küçük kuksalar. Bakın ben bunu her ormana gittiğimde gözüm bir ağaç arıyor. Ateşin etrafında boş boş oturmayayım diye. Bu mesela bir meşe ağacı. Yerde kesilmiş birazcık kurumuştu. Meşeden normalde çok fazla olmaz. Ya aldım elime bir şekilde tıkır 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 oynadım. Hani orada gün içinde bitti. Yani 2 saatte, 3 saatte ateşin başında otururken bir eldivenle bitti. Dolayısıyla bakın o kadar hani tek elinize tuttuğunuz zaman oyması o kadar kolay oluyor ki hiç böyle ne bir sabitleme ne bir şey. Ve bunu bir bıçak, hani bir testere, bir de kaşık bıçağıyla çok rahat yapabiliyorsunuz. Güzel mi? Güzel. Büyük değil ama ben bunu evimde süs olarak da kullanıyorum. Alkol alırken kullanıyorum. Küçük espresso içerken kullanıyorum. Dolayısıyla bu tarz kuksalar, bakın bu da öyle. Ufacık. Hani küçük bıçakla yontması çok kolay ve çok rahat el alışkanlığı kazandırıyor. Bu yine aynı şekilde. Yani ufak kuksa yapmak çok daha kolay. O yüzden size tavsiyem ilk başta minimum alet. Yani nedir bu aletler? Yine söylüyorum. Göstereyim şöyle. 3 tane. Hani bir tane zaten herkesin bu ayarda bir bıçağı var. Bir tane yontma bıçağı. Bir tane kaşık bıçağı. Orta ayarda. Ve bir tane de aslında şöyle bir testereniz. Olduğu zaman aslında çok rahatlıkla kuksa yapabilirsiniz. Ama tabii ki bu bir hani atölye kuruyorum. Evde aletlerim olsun. Iskarperalar, baltalar, bıçaklar çok daha fazla sayıyı arttırabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben yani bu gözünüzü korkutup sizi ya işte bu pahalı bir uğraş noktasına getirmesin. Çok hani gözünüzde büyütmeyin. Bir dal parçası alın, başlayın ki bunun en güzel yöntemi kaşık yaparak başlamaktır. Bir kaşık yaparken testereye de ihtiyacınız yok. Baltaya da ihtiyacınız yok. Sadece bir normal bıçak ve kaşık bıçağıyla bir kaşık yapabilirsiniz. Tabii ki bu kadar bir küçüklükten kaşık çıkartmayacaksanız ufak bir parçayı çok rahatlıkla bıçağınızla yontup kaşık yapabilirsiniz. O yüzden ne söylüyorum? Denemek önemli ve de en başta güvenlik önemli. Benim gibi dikişlik olmayın. Elinize mutlaka bir eldiven takıyor olun. Yorulduğunuz zaman bırakın. Hani bu aletlerin hiçbiri hani şaka değil, hiçbiri oyuncak değil. Çok ciddi kesikler oluşturabilirler. Ve de keyfine sürün. İnşallah hani faydalı olmuştur. Kuksa ile ilgili yaptığımız bu iki videoluk seri hepinize
Doğada keyifli zamanlar diliyorum.